Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler Kimya Bilim Ünitesi'ne yani kampımıza devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar elementler ve kimyanın sembolik dilini göstereceğiz ve takip ettiğimiz kitabımızda görüyorsunuz ki burada görsel olarak gördük. Arkadaşlar şimdi biz üçüncü dersimizde ne alacağız kazanım olarak? Elementin tanımını öğreneceğiz. Elementin sembolünü öğreneceğiz ve önemli bileşik formlarını öğreneceğiz. Arkadaşlar çok çok önemli bir dersimizdir. Hem bu üçüncü ders hem de dördüncü dersi mutlaka iyi öğrenelim arkadaşlar. Ve bu dersin sonunda da şu soruyu çözerek dersimizi iyice anlamaya çalışacağız. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur Arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi element tanımının kavramının tarihsel gelişimine bir bakalım isterseniz. Şimdi insanların madde hakkındaki ilk düşünceleri tabii ki arkadaşlar ne durumdaydı? Tabii ki baktığımız zaman felsefi düşüncedeydi. Felsefe boyuttaydı arkadaşlar. Felsefi boyuttaydı diye söyleyebiliriz. Mesela Thales'e göre arkadaşlar baktığımız zaman her şey sudan meydana gelmiştir. Mesela bunu bu şekilde ifade etmiş. Kendisi de burada görüyorsunuz ki. Mesela Çin felsefesi var arkadaşlar. Madde 5 temel öğeden oluşur. Mesela toprak Su, ateş, metal ve odun. Hani e, burada hani beş element aslında söylediğimiz şey. Arkadaşlar baktığım zaman diyor ki toprak suyu yutar, su ateşi söndürür, ateş metali eritir, metal odunu keser ve odun toprağı tutar gibi. Bakın burada bir tekerleme gibi bir felsefeleri varmış arkadaşlar. Şimdi burada Demokritos ve Lukipoz e, her maddenin arkadaşlar şimdi burada çok önemli bir şey var atom dediğimiz bakın atom adı verilen hani atomus aslında bunlar aslında atomus diye yazılır ama atom diyoruz biz buna baktığımız zaman. Ee, bölünemeyen, evet, bölünemeyen diyelim özellikle ki atomun kelime anlamı zaten bol, bölünemeyen parçalık demektir. Bölünemeyen maddelerden oluşan ee, oluştuğunu söylemiştir diye. Bölünemeyen parçalar diyelim buraya ki daha iyi anlayalım. Bölünemeyen parçalar oluştuğunu söylemişlerdir diye söyleyebiliriz. Peki Empodokles ise bütün maddelerin arkadaşlar tam arkadaşlar dört ee, tane element yani bunlar kimdir? Ateş su, toprak ve hava. Bakın dört tane elementten oluştuğunu savunmuştur. Bütün, bütün maddeler bunların e, karışımıyla alakalıdır diye söylemiş ve Aristo arkadaşlar bu dört element tanımını ne yaptı? Geliştirdi. Maddeleri elementin özelliklerine göre belirledi. Sınıfladı arkadaşlar. Şimdi bakın Ateşi yukarı yazdım, suyu aşağıya yazdım, toprağı bu tarafa yazdım, havayı karşı. Yani bakın ne yaptık böyle karşı karşıya yazmış gibi olduk aslında bakarsanız. Şimdi ateş bunun özellikleri vardır şimdi bakalım bu özellikler nelerdir diye bakarsak. Şimdi bakın e, kuru, bakın şurası kuru yani kuru özelliği, ateş ve toprağın özelliği. Bunun tam karşısı da ıslak. O zaman havanın özelliği, suyun özelliği ıslak. Mesela sıcak desek, bakın burası sıcak olmuş olsa, e, o zaman bunun tam karşısı arkadaşlar ne olacak? Soğuk olacak. Şimdi bu durumda arkadaşlar ne olmuş oluyor baktığınız zaman? Ateşin özelliğine baktığınız zaman mesela şu ateş var. Ateşin özelliği hem kuru hem de sıcak olması. Bakın bu önemli. Peki toprağın özelliğine bakarsa toprak neymiş? Kuru ve soğuk olması diye bunu söyleyebiliriz. Peki havanın özelliği neymiş Aristo'ya göre? O da kuru ve sıcak olması arkadaşlar. E, suyun özelliği de neydir? Su da arkadaşlar tabii ki soğuk ve ıslaktır. Peki buradaki hava neyi ifade ediyor? Arkadaşlar hava tüm gazları ifade ediyor. Yani hani şu anda bildiğimiz gazlar var ya Aristo'ya göre tüm gazlar havaymış. Mesela toprak deyince tabii ki tüm katıları ifade ediyor. Tüm katılarda arkadaşlar Aristo'ya göre toprakmış. E, su ne ifade ediyor? Bu da arkadaşlar tabii ki tüm sıvılar. Yani Aristo'ya göre tüm, tüm sıvılar da neymiş? Suymuş. Sudan gele, geliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ateş de hani plazma halini düşünebilirsiniz belki ama değil aslında. Tam olarak onu bilememiş belki ama yanıcı maddeler. Yanıcı bir şey madde yanıyorsa o da arkadaşlar ateştir diye, ateşten oluşmuştur diye söylemiş. Bu şekilde ifade etmiş. De. Yani onu ateş olarak ateş maddesi olarak düşünmüş, değerlendirmiş. Evet bunlarla alakalı soru mutlaka karşımıza gelir. Bakın bunu unutmayın. Bu dört özelliğe göre biz ne yapıyoruz? Dört elementimizi de yazıyoruz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bakalım artık biraz simya biliminden, simya bilim değil tabii ki, simya alanından çıkmak istiyorum. Mesela Robert Boyle dönemi var arkadaşlar tabii ki. Robert Boyle ki bu Rönesans döneminde bir kitap yazmış arkadaşlar. Bu kuşkucu kimyacı adında bir Kimya e, yani kimyacı zaten kendisi bir kitabı var. E, bu arkadaşlar biraz ezber bozulmuş. Yani baktığınız zaman çok fazla şeyi aslında yanlış biliyorsunuz. Bakın bu böyle değil, böyledir diyerek kuşkuyla olaya yaklaşmış. Hatta bu adam arkadaşlar öldürmüşler de yani sen çok saçmalıyorsun, senin içine şeytan girmiş falan filan diye bu adamı öldürmüşler. Giyotinle kafasını kesmişler. Halbuki bu adam çok şeyi doğru söylemiş. Sonra aa bak aklıymış falan dediler buna daha sonra. Arkadaşlar Aristo'nun element tanımını çürüterek bakın burada çok önemli bir şey yazacağım arkadaşlar. Simya çağının bakın simya çağının kapanmasını sağlamış. E şimdi bakın pek çok simyacı var dönemde yaşayan. E bu adam simya çağının kapanmasını sağlarsa bu adama severler mi? Tabii ki sevmemişler. Bu adama nefretle bakmışlar. Şimdi bakın bu adamın bir tanımı var ve e hani biliyorsunuz İlk dört element demiştik. Ateş, su, toprak, hava. Element tanımı bu. Ama şimdi biz biliyorsunuz ki arkadaşlar şu anda periyodik cetvelde çok fazla elementimiz var. E bunları haricinde farklı bir tanımızın olması lazım. İşte ilk çıkış noktası Robert Boyle'dır. Ve demiş ki bilinen yöntemler ile kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf madde elementtir demiş. Bakın bu yapılan ilk bilimsel tanım. Yani o yöntemler ki o zamanın yöntemleri daha basit maddeyi ayrılamıyorsa o elementimiz o maddemiz elementtir demiş. Bu şekilde bir tanım yapmış arkadaşlar. Şimdi tabi bu tanımda eksiklikler var mı var? Şu anda günümüzde başka bir tanım kullanıyoruz tabi ki o ayrı ama mesela nedir? Karşımıza çok gelir. O dönemde mesela elementlerine parçalamayan bazı bileşikler var. Mesela kireç arkadaşlar nedir bu? E, kalsiyum karbonat diyebiliriz. İşte sut kostik arkadaşlar sut kostik dediğimiz şey sodyum hidroksit diyebiliriz. Suyu zaten biliyorsunuz H2O değil mi biliyorsunuz bunu. Bunlar arkadaşlar o dönem element zannedilmiş element sanılmıştır. Peki zaten bir de hatta elementler de parçalanabiliyor değil mi? Atomlarla parçalanmıyor mu parçalanmıyor mu? Özellikle bakın radyoaktivite. Yani radyoaktivite işte Madame Curie falan bilirsiniz değil mi? Evet bununla arkadaşlar keşfiyle elementin atomlarının da parçalanabileceğini. Bakın mesela uranyumu ne yapmış? İşte toryuma parçalamış. Çünkü alfa ışıması yapmış. Bu aslında biraz şu an fizik konusu. kimya kimyada biz bunları hatta yarı e, böyle çok zevkli bir konu. Ben çok severdim. Yarılanma dönemleri falan vardı. Bunları falan hesaplıyorduk. Anlatıyorduk. Çok da severdim ama şu anda fizik konusu olduğu için biraz üzgünüm aslında arkadaşlar. Sonuçta arkadaşlar e, radyoaktivitenin keşfiyle de elementlerin bile parçalanabileceğini anlamışlar. Dolayısıyla şu tanım şu anda geçerli değil. Ama bir ne yapmış? çığırı açmış. Peki bunun üzerine arkadaş John Dalton bakın <laughs> önemli bir e, bilim insanıdır. Bakın bu da ne yapmış? Demiş ki her element atom e, adı verilen ve arkadaşlar bu önemli bakın bölünemeyen demiş. O da bilmiyor çünkü radyoaktiviteyi daha. Bölünemeyen e, taneciklerde oluştuğunu söylemiştir. Tabi radyoaktiviteyle bu şu anda günümüze geçerli değil. Fakat farklı elementin atomlarında farklı olduğunu söylemiş. Yani bakın artık atomları da böyle elementleri göre böyle demiş ki ha şu element atomu farklı bu element atomu farklı artık zaten bunun bir modeli de var. İlerleyen derslerde bunu da göreceksiniz. Dolayısıyla bakın artık bilim gelişiyor. Bir elementin tüm, tüm atomları birbiriyle aynıdır demiş. Fakat arkadaşlar tabii ki günümüzde aynı değil. İzotop diye bir kavram var. Gene bunu da göreceğiz ilerleyen. Çok uzakta değil bu derslerimiz. İzotop kavramında da bunu anlatacağım size. Yani bir elementin tüm atomları birbirine aslında aynı değil. Ama bu aynıdır demiş o günün şartlarında. Peki atomlar demiş bak çok önemli bir şey var. Bunun zaten kendine ait bir yasası var. Katlı oranlar yasası. Sabit oranlarla sabit oranlarla bir araya gelerek bileşikleri meydana getirir demiş. Arkadaşlar çok önemli bakın. Bileşikleri meydana getiren bir kanun. Demek ki atomlar öyle kafasına göre de bir araya gelmiyor. Bileşik oluşurken atomlardan ama belli oranlarla işte çok değerli bir yasayı ortaya koymuştur arkadaşlar. John Dalton. Peki modern element tanımına peki bakalım. Şu anda ne kullanıyoruz? Demek ki onu kullanmıyoruz. Peki ne kullanıyoruz? Bizim için önemli olan şey ne biliyor musunuz? Elementlerin e, atomların üç temel taneciği vardı. Nedir bunlar? Atom altı parçacıklar. Proton, nötron ve elektron. Ama Bakın proton sayılarına baktığımız zaman bir elementin proton sayıları hep aynıdır. O zaman aynı proton sayısına sahip olan atomlar oluşan saf maddeye arkadaşlar ne diyoruz biz tabii ki? Element adını veriyoruz. Yani bakın bizim için önemli olan şey ne burada? Proton. Proton sayısı ya da işte Proton sayısının diğer ismi atom numarasıdır arkadaşlar bu durumda. E, on, ya hatta çekirdek yükü delil deniyor. Onu da bahsedeceğim. Yani bakın e, bir zincir halkası kuruyoruz. Her şeyi önce söylüyoruz ama detayına da gireceğim. Mutlaka derslerimizi takip edelim. Proton sayısı, proton sayısı o zaman ne oluyor? Elementin kimliği. Mesela sodyum bak sol alta yazarız zaten. Sodyum için 11 efendim klor için 17 başka başka çekirdekleri olabilir. Hani nötron sayısı değişebilir veya atom elektron verebilir veya alabilir fark etmez ama proton sayısı değişirse atomun kimliği değişir. Mesela azot 7, skandiyum 21 gibi. Ya yani bunlar tabii ki çoğaltılabilir. O zaman her elementin proton sayısı değil mi? Protonu veya arkadaşlar atom numarası diyelim veya arkadaşlar çekirdek yükü diyelim. Bunlar nedir? Birbirinden farklıdır. Demek ki tanım neymiş? Modernde element tanımı. Aynı proton sayısına sahip olan atomlarla oluşan saf madde elementindir. Bakın şiir gibi tanım arkadaşlar. Çok güzel bir tanım. Bu tanımı mu mutlaka arkadaşlar öğrenelim. Bunlar önemlidir. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi peki Elementleri biz nasıl gösteriyoruz? Şimdi semboller varmış zaten ama hatta bak Aristo'nun bile sembolleri var. Aristo'nun dört tane elementi var. Hava, su, toprak, ateş. O bile kendine göre bir sembolize bir işaret yapmış. Ama sonra tabii ki elementler çoğaldıkça e, tabii altın var, civa var, kurşun var. Bunların da sembolleri oluşmaya başlamış. İlk başta semboller şekiller ama bakın değişmiş. Mesela güneş gibi göstermişler. Efendim altını G olarak göstermişler. Böyle baktığımız zaman civayı farklı göstermiş. Kurşunu farklı göstermiş. Tabii farklı farklı elementlerde farklı zamanlarda ne olmuş? Farklı şekillerde tabii ki gösterilmiş arkadaşlar burada bir sıkıntı yok ama şimdi elementlerin arkadaşlar bu şekilde çoğalması e tabii ki e, sembollerin de böyle karmaşık olması ne olmuş? Bir karışıklık oluşturmuş mu? Evet oluşturmuş. Yani o zaman bakın şu önemli işte. Bunun üzerine arkadaşlar bakın burada bir vatandaş var görüyorsunuz. Heybetli bir vatandaşımız. Berzelius evet Berzelius diyelim. Berzelius bu sorunu çözmüş demiş ki. Ya bu elementler isimleri var mı? Evet var. Hangi ismi? E bu adam zaten Latince e, kullandığına göre bu elementlerin Latince adlarının arkadaşlar demiş ki baş harflerini büyük olarak bakın önemli büyük olarak ilk harfi büyük olarak kullanıyoruz yani kullanalım peki hala e, yetersiz geldi mesela e, azot ne evet ama sodyum mesela bu da tabii ki şöyle geliyor nitrojen ne e sodyum natrium e o da ne ile başlıyor o zaman ne yapalım yanına da yardımcı bir harf kullanalım ikinci harfi ama küçük kullanalım yani eğer kullanacağımız bir yardımcı harf varsa onu da küçük olarak yanına eklenilmiş yani o zaman ilk harfimiz büyük iki harfimiz olacaksa o ne oluyor arkadaşlar? Küçük olacak. Bu şekilde bunu çözebiliriz. Peki bak şimdi burada ne var? Mesela helyus. Bu latince adı. Kime benziyor arkadaşlar? Bu helyuma benzemiyor mu? Evet. Türkçe adı bunun helyumdur zaten biliyorsunuz. E sembolü tabii ki he Mesela karbonyum. Mesela karbon. Ona benziyor. Tabii bazıları arkadaşlar hiç benzemeyecek. O ayrı. Mesela ne olur? S olur. E, oksijen tabii ki bu değil mi? Baktığınız zaman. Onu da biz O ile gösteriyoruz. Sülfür. Arkadaşlar sülfür kükürt aslında. Mesela Türk olsaydı bu Berzelius mesela Bekir abi olmuş olsaydı kükürtü K ile gösterirdi. Ama ne yapmış? Berzelius olduğuna göre S ile göstermiş. E ne oldu bakın şu anda? Ortak bir dil oluştu mu? Evet oluştu. Elementle bileşik yazmak artık kolay mı? Bence kolay. Siz de kolaylığını göreceksiniz. Tepkimeleri de yazıyoruz artık değil mi? Öteki türlü tepkime yazamazdık ki. Nasıl yazacağız? Ya şimdi ben mesela arkadaşlar kük e, şu karbon niye böyle yazdım ya? Tövbe yarabbim. Karbon C olacaktır. Mesela sen şimdi でえー kükürtü böyle yazdığın zaman anlıyorsun değil mi? E, Japonya'daki adam da böyle anlıyor. E oksijen böyleyse işte Fransız'daki adam da böyle anlıyor. Öteki türlü sen şimdi kargacık burgacık bir sembol yazsan e, bir sa saçma sapan bir şey olurdu. Mesela biz civa istedik diyelim mesela civa alacağız diyelim Japonya'dan. Adamlar bize mesela ne gönderirler? Altın gönderirler. E tabi altın göndermeler bizim için daha avantajlı olabilir ama sonuçta her zaman bu avantajı değerlendiremeyiz. Yani sonra bir kargaşa olabilirdi. O yüzden arkadaşlar dikkat etmek lazım. Bunu ben niye böyle yazdım anlamadım. Bu C olacak arkadaşlar. <laughs> bir e, artık heyecanımıza verelim diyelim. Evet şimdi arkadaşlar bakın burada şimdi peri cetvelde çok fazla element var. 118 tane falan element var aslında bakarsanız ama ben bunların hepsini size ezberleyin diyemeyeceğim. Ama burada bakın burada en azından bu kadarı da bilelim. Yani bunlar önemli. İlk 20 element zaten kesin önemli de de kalsiyuma kadar. Kalsiyumdan sonra da özellikle B grubunda kullandığımız veya A kullandığımız bazı elementler var. Bunları da bilmemiz lazım arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi bunları yazalım. Hidrojen H evet. Helyum H E. Lidyum Li. Berilyum B, E. Bor B. Bakın. Karbon C. Azot N. Oksijen O. Flor F. Neon. Bakın. Görüyorsunuz. Yani bak azot ne? Neon. Hemen bunu Sodyum bakın çok farklı. Sodyum biz olsak S şey yapardık. So veya so yapardık. Ama ne oluyor? Na yapacağım. Natriyumdan geliyor çünkü. Magnezyum. MG. E, alüminyum. Al. Silisyum. Si fosfor bak bu genelde karışır. Bunu ne yapıyoruz? P harfiyle gösteriyoruz. Evet, kükürt tabii ki bu da karışır. S diyelim. Klor CL. Bunu çok seviyorsunuz. Karıştırmazsınız diye tahmin ediyorum. Argon Ar. Bak bu karışıyor. Potasyum K. Bak ne alaka? Evet ama K işte diline göre çünkü Latince ya. Kalsiyum Ca. Evet. Demir Ferrum. Evet de, e, F. Fe. Nikel Ni. Altın Au. Bakın önemli. Ksenon. Arkadaşlar bu ee, önemli bakın şöyle XE dediğimiz bir şey bu şekilde yazıyoruz. Brom mesela bu soy gaz. Bunları tekrar tek tek anlatacağım sizlere. Mutlaka arkadaşlar takip edelim. Brom, Br, iot, I bakın. Krom, Cr, gümüş, Ag, platin, Pt, mangan, Mn. Evet bakın arkadaşlar Murat namlı. Evet antimon bak bu çok farklı. Sb. Bazen sorularla falan çıkıyor bakın arkadaşlar. Kripton, K Kr, bakın, kromla karışıyor arkadaşlar. Kromu yazmamışım ben buraya, ya yazmışım. Bak, C burada önemli. Civa, civa, HGdir Kurşun, pb'dir Bakın, önemli. Ee, kalayı yazmamışım mı? evet kalay kalay hayır şurada. da kalay SN çünkü bunu ikisi kardeş 4A grubunda bunu özellikle yazıyoruz. Kurşun bakır da arkadaşlar cu. Bakın bunu böyle böyle yazalım. Ha, arkadaşlar burada yani tabii ki önemleri yazdım ben buraya. Yine karşınıza gelecek bazı şey olabilir ama bunları mutlaka bilelim. Yani çoğunlukla bunlar gelecek karşınıza. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Burada ise yapacağımız şey şu. Beraber bileşiklerin formüllerini yazalım. Tabii karşımıza gelecek bazı bileşikler var. Ha bu bileşiklerin bir de arkadaşlar e, sistematik adı var. Ben şimdi bunların yaygın adlarını size yazacağım. Mesela H2O değil mi? Su. Evet. Mesela bunun ismi değil hocam monoksit. Buna çalışacağız. Yemek tuzu. NaCl. Bak tuz deyince hemen NaCl diyorsunuz ama bu yemek tuzudur arkadaşlar. Bir sürü tuz var. Tuz demek iyonik bağlı bileşik demek bu arada. Kezzap. HNO3. Evet bunu da bu şekilde söyleyelim. Zatya H2SO4. Evet bunu da böyle yazalım. Tuz ruhu HCl. Arkadaşlar göz taşı bakır 2 sülfat yani CuSO4. Nişadır arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz ki? Amonyum klorür NH4Cl. Hocam bunları bilmek zorunda mıyız? Bence bilin arkadaşlar. Yani bunları şimdi öğrenirseniz öğrenirsiniz. Şu anda kafanız çok fazla yoğun değil. Yani mesela iki ay sonra çok daha fazla yoğunlaşacaksınız. Şu anda öğrenin ki bunları e, o zaman da e, ezberlemek çok zorunda. Çünkü karşımıza mutlaka bunlarla alakalı soru gelebiliyor. Sirke asidi arkadaşlar. CH3, COH. Ya bunları soruyorlar arkadaşlar. Yani denemelerde gelir, ÖSM sorabilir. Karınca asidi, daha önce de bahsetmiştim. HCOH benziyor zaten ikisi birbirlerine. Alçı taşı arkadaşlar. Bu da bakın kalsiyum sülfat. Hani alçı yaptığımız bakın benziyor. Bakır sülfat göz taşı alçı taşı bu. çile arkadaşlar. E, bu da KNO3. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Tamam mı? Bunu böyle belirtelim. Sut kostik. Arkadaşlar NaOH. Potas kostik de KOH. Evet bu biraz ee, zor olacak belki K alüminyum SO4 2 bu çift tuzdur arkadaşlar. Glükoz biyolojiden de bileceksiniz C6 H12 O6. Şimdi üç tane kireçimiz var. Kireç taşı kalsiyum karbonat. Sönmüş kireç diyor, sönmemiş kireç. Arkadaşlar sönmüşse hidroksitli yani kalsiyum hidroksit yani bu böyle. Sönmemiş kireçte kalsiyum oksit. Şimdi bakın böyle bunları ben size verdim. Fotoğrafını çekin, yani bir yandan siz de yazıyorsunuz zaten defterinize muhtemelen. Bunlara ara ara bakalım arkadaşlar. Hatta bakın, kendiniz böyle yazarak e, e, hemen böyle yapıştırabilirsiniz çalışma masasının karşısında. Böyle güzel, sizin böyle renkli e, notlarınız oluyor. Ben onu çok görüyorum, beğeniyorum arkadaşlar. Yazarak öğrenilir kimya, mutlaka yazalım, öğrenelim. Evet, şimdi soru çözelim, soru zamanı arkadaşlar. Demişiz ki, gaz basıncının ve hacmi arasındaki ilişkiyi belirledi. Şimdi burada bir e, kim, kimyacı var en önemli önüne eseri kuşkucu kimya gel. Belki buradan yakalarsınız. Bakın şu bir gaz yasası var arkadaşlar. Boyla yasası dediğimiz bir yasa var. E, basınçla hacim ilişkisi. Bu önemli bir yasadır. Yani basınçla hacim burada arkadaşlar ters orantılıdır. Bunu bu vatandaş o zamanın şartlarıyla buldu. 1600 yılın sonlarında bunu bulmuş ve kendinden daha basit maddeleri ayrılamayanlara element denilmiştir. Bu kişi arkadaşlar tabii ki bakın Robert Boyle diyorum ve diğer cevaba diğer soruya da geçmek istiyorum. Evet şimdi buna bakalım. Ee, burada ne demiş? Burada arkadaşlar bazı bazı elementlerimiz var. Burada element isimlerini vermişiz. Hangisi sembol arasında olmaz demiş. Mesela altın ne dedi? AU. Bakalım var mı? Evet C şıkkında burada gördük. Ee, potasyum arkadaşlar K değil mi? Hemen bunu yazdık. Kurçun Pb evet ee, arkadaşlar antimon bak şimdi burada özellikle bunu verdiğim ee, şimdi sb evet burada bunu söyleyelim antimon buradan geliyor bu arkadaş astatin 7a grubundaki bir e, halojen maddemizdir o yüzden bu burada yok astatin bunda aslında elementlerde vermemişiz bunu da bilelim astatin diye buraya yazalım arkadaşlar ee, bazen karşımıza 7a grubu olarak karşımıza geliyor 7a'nın en alt element işte flor klorun burnunu ısırıp attı işte flor klorun burnunu ısırıp attı. Bunları hep anlatacağım sizlere. 7A grubu. Halojenler diyeceğiz. Falan filan. Tamam. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kimyacıların dönemlerinde keşfettikleri maddelerden bazıları bu şekildedir demiş. Tamam. Güzel. Burada demiş ki hangisinin kimyasal formüllerinin yukarıdaki maddelerde değildir, yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar şap, bakın şap şu. Dinlen ben suyu yazmadım ama su da var. içine su da ihtiva ediyor. Bunu da yazmamız lazım normalde. Yani orijinal doğrusu bu normalde arkadaşlar. Doğru. Kireç taşı e, kalsiyum karbonat. Evet görüyorsunuz bu var. Göz taşı arkadaşlar görüyorsunuz bakır sülfat. Evet. Zat yağı sülfürik asit. Evet. Demir sülfat arkadaşlar bu vitriol aslında. Bunu vitriol olarak yazalım. Bu da şu anda verilmemiş. O zaman cevap ne oluyor? Bursa oluyor diyebiliriz. Evet şimdi buna bakalım arkadaşlar. Aşağıda verilen şekil Aristo'nun element tanımını ifade etmektedir. X ve Y ile gösterilen özellikler hangisi doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi bakın X ve Y. Bakın X elementi ve Y özelliği. Şimdi toprağın karşısında neydi hatırlarsanız. Toprak yerde, havada da yukarıda. O zaman X maddesi hava. O zaman ateşin karşısında ne olacak? Su olacak. Toprakla suyun ikisinde ne olması lazım? Bakın toprak arkadaşlar soğuk ve e, kurudur. E, su ıslak olduğuna göre o zaman burası kuru olmalı. Burası da ıslak olmalı mesela baktığınızda e, özür dilerim olmadı. Toprağın özelliği kuru ve soğuk olmasıdır. O zaman ne olacak arkadaşlar? Burası kuru olacak, burası da soğuk olacak. E, evet bu şekilde olması lazım. Zaten e, ıslak da şurada olmak zorunda. Evet. O zaman baktığımız zaman şimdi x maddesi hava olacaktır. Evet y özelliği de soğuk olmak zorundadır. Hepsini sağlayan şıkkımız da bursa olacaktır. Hadi bakalım 14'e geçelim. Berzelius'un elementlerin latince adlarının baş harflerini kullanarak semboller oluşturması bize ne sağladı? Tabii ki bilimsel çalışmalarda bir kolaylık sağladı değil mi? Rahatça yazabiliyoruz artık. Elementlerin adlarını daha kısa gösterebiliyoruz ve ortak da bir kullan, dil kullanabiliyor muyuz bu şekilde? Evet. Mesela işte Hırvatistan'daki bir adam da anlıyor. Japonya'daki bir adam da anlıyor. Hindistan'daki bir adam da anlıyor gibi. Hepimiz anlıyoruz. İşte Civa'yı da, Bakır'ı da hepsini anlıyoruz. O yüzden bunu da bu şekilde söylemiş olduk. Şimdi dersin sonunda çözeceğimiz bir soru var demiştim. Şimdi buna girelim. 15. sorudayız. Aristo'ya göre doğada dört farklı element vardır demiştik. Neydi onlar? Hava, su, ateş ve toprak değil mi? Evet. Maddeler bu elementlerle ifade edilmektedir diyor. Buna göre hangileri topraktır. Şimdi toprak elementi neydi hatırlayalım. Şimdi toprak e, tabii ki özelliğine baktığımız zaman kuru ve soğuktu ama toprak neyi ifade ediyordu? Şimdi kuru ve soğuk olarak burada bulamayız belki ama tüm katıları ifade ediyordu arkadaşlar. Yani katı olanlara bakacağız. Katı olan hangisidirse o topraktır. E tabii ki demir bakın katı. Şu G arkadaşlar gaz demek. K katı demek. Evet bunu alacağım. G gaz. Evet katı alacağım. Ve H2O sıvı. O zaman arkadaşlar bu mesela helyum havayı ifade eder. E, karbondioksit havayı ifade eder. HBR de su ifade eder. O zaman burada iki tanesi toprak elementidir deyip arkadaşlar bunu da işaretledikten sonra dersimizi bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Umarım güzel geçmiştir dersimiz. Bir sonraki ders çok önemli arkadaşlar. Yani kimyanın temelini iyice oturtmak için o dersimizi anlamamız lazım. Bu da çok önemli zaten. Ya yani biz zincir kuruyoruz burada. Hepsi birbiriyle alakalıdır, ilgilidir. Mutlaka anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. E, evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.